Herkese merhaba arkadaşlar. Don't Starve oynamaya devam ediyoruz. Şimdi bir YouTube'dan arkadaşımızın önerisiyle bir oyunda Dark moduyla Don't Starve oynayacağız. Evet, bu modu sadece bir kere bir karakterle açıp denedim çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Gerçekten hayran kaldım. Tadı damağımda kaldı diyebilirim. Hemen oynamak istiyorum. Evet, oyunu bir seri halinde çekeceğiz. Şimdi biliyorsunuz Shipwreck'te devam eden bir serimiz var. O devam edecek zaten. Ama bunu bir videosunu çekmek istiyorum. Bir bakalım. Hani siz de bir sizin de bir görüşlerinizi sunup beğeniyor musunuz? Beğenirseniz eğer devamını da çekmek için bir video kaydı oluşturmak istedim. Evet. Şimdi iki yerde de oynayabiliyor sanırım ama biz devler çağında oynayalım. Dünyaya dokunmayalım yine. Karakterler neler varmış onlara bakalım. Barbarian var. Bir Druid var. Bir Paladin'imiz var. Cleric var. Kara Şövalye var. Büyücümüz var. Bir Monk denilen fantastik bir karakter var. Yine de beni pek cazip şey yapmadı. No, diğer karakterlerimiz de var ama bu yeni karakterlerden biriyle oynamak istiyorum. Onun da tipi çok komik ya. Yani Paladin'e pek yakışmıyor ama gerçekten komik. Cleric benim yok. Kara Şövalye ile oynayalım, deneyelim. Zaten muhtemelen dünya çok zorlu, hani girer girmez etrafta orklar var. Anında yani öldürdüler. O yüzden zorlu bir dünya, muhtemelen öleceğiz. Çok uzun soluklu adapte olana kadar yaşayacağımızı zannetmiyorum ama bakalım, göreceğiz ne kadar yaşayacağımızı. Evet, Kara Şövalye ile başladık. Evet diyelim şuna. Oyun gerçekten tam bir fantastik şey yapmış. Yani sadece karakterle oynamıyorsunuz. Karakterin kendi özel silahları falan da var. Onlar bitince tabii nasıl yapıyoruz onları bilmiyorum ama bakacağız yeniden yapabiliyor muyuz. Onun dışında da enteresan dünyada da değişiklikler, yeni yerler, yeni oyuna adapte olacak parça parça yerler eklemişler. Belki bilmiyorum. Tabii ki oynamadım. Yani 5 dakika 10 dakikalık bir oynayışım oldu ama belki mağaralarda da değişiklik yapmışlardır. Oyun bir açılsın görelim. Oyunu Twitch'te canlı yayında oynamak istiyordum ama herkese uymuyor sanırım. Yine de bununla ilgili Twitch yayını yapmamı isterseniz bir seri boyunca Twitch yayını yorum olarak belirtebilirsiniz. Ona göre bir seri de Twitch yayını yaparak devam ettirmek istiyorum. Hani düzenli bir şekilde olsun istiyorum. Onu da belirtirseniz sizle beraber, hani yorumlarınızla beraber oynamış oluruz hem de. Belki daha keyifli olur. Farklı bir dünya olduğu için, yani dünyaya eklentiler olduğu için sanırım yavaş açıyor. Normalde bu kadar uzun sürmüyor. Evet, gerçekten merak ettiğim bir oyun. Kara Şövalye'nin özelliklerini bilmiyorum. Bir nasıldır diye Paladin'le oynadım. O da iyi, fena değildi de. Bakalım Kara Şövalye nasıl? Oyuna gerçekten böyle yenilikler yapmak da güzel olmuş. Tipe bak. Kara Şövalye. Dığı ne? Dığı da silelim. Direkt Kara. Öğüyü kabul etmiyorsun ya. Öğüyü da kabul etmiyorsun.
ne diyeceğiz biz ona? Kara diyelim ya. Kara diyelim, kara kalsın. Evet. Yine bizim amca buralarda ama evet. Gördüğünüz gibi işin ilginç yanı burada level atlama olayını koymuşlar. Bu gerçekten de çok tipe bak. Çok iyi yapmışlar ya. Ya oynayınız varsa ya da Don't Starve seveniniz varsa yani şu oyunu oynamamak gerçekten keyifli. Özellikle fantastik seviyorsanız keyifle oynayabilirsiniz. Tabi bizim bahtsız bedevi Wilson, onun yeri apayrı bizim için ama evet, devam edelim. Normal klasik materyalleri toplayarak devam ediyoruz. Burada özellikle üzerimize giyinecek şeylerimiz de olabiliyor. İlginçtir ki ayakkabı, bot da koymuşlar. Ok atabiliyoruz galiba. Ok yeri de var. Yüzük yeri var. Bunlar sanırım gücümüze de ekstra ilave şey katmış oluyor. Depomuz çok. Sanırım yer yok fazla. Bir önceki kadar, normal Don't Starve'daki kadar var mıydı ya? Neyse. Onun dışında evet, bu level atlama olayı, öldürdüğünüz yaratıklar başına level atlayabiliyorsunuz. İlerletebiliyor. Şunun ne olduğunu bilmiyorum, bu sıfırın. Bu arı niye agresif? Gördüğünüz gibi direkt canı düşüyor ve 5 level verdi. 5 puanımız oldu. Hemen bir balta yapalım. Sanırım evet, geceler bayağı bir uzun. Rastgele dünya açıldığı için ona müdahale edemiyoruz bir şekilde. Daha doğrusu müdahale etmek istemiyorum. Tamamdır. Biraz odun stoklasak iyi olur. Ama bu arılar niye bu kadar agresif, hiçbir şey yapmamıza rağmen? Enteresan. Oyunu biraz zorlaştırmış olsa gerekler. Bunun ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Akıl sağlığı niye bu kadar çok düşüyor? İlginç. Kara şövalye, bu kara karanlıkta mı acaba akıl sağlığı artıyor? Gerçekten ilginç. Yine düşmeye başlayacaksın. Oo, kötü bir mevsimde başlangıç yapmışız. Bu artık Wilson'ın da bahtsızlığı değil herhalde. Bu benim bahtsızlığım. Başka bir açıklaması yok. Silah. Şapka. Şu şapka nasıl? 6 tane ondan bulamayacağımıza göre şundan yapalım bir. Evet. Nasıl bir yerde başladık? Evet. Bakalım nasıl bir dünya oluşturdu bize acaba? Onu merak ediyorum. Deneme için açtığım oyunda direkt orkların dibinde bir yerde başlamıştık. Burada akıl sağlığı çok sıkıntı olacak bizim için sanırım. Kara şövalye başlangıç için iyi değil mi diye tereddüt etmeye de başladım. Şöyle bir yaratık falan bulsam, bir şey bulsam, bir öldürmeyi falan çalışacağım. Belki akıl sağlığımız artar. Sen kuruyana kadar rahat edemeyeceksin ama bu mevsim de kötü oldu ya. Ayrıca nasıl bir yerde başladın acaba?
kuru ilerliyorsun. Devam et bakalım. Çiçek alınca ne yapıyor acaba? Oo, çiçek toplamamız sıkıntı. Bu karakter güzel olan her şeyden nefret ediyor. Siz de benim canımı okursunuz ya. Bir tane değilsiniz ki. Bura nere? Kazma yapabiliyor muyuz? Onu da yapamıyoruz ki. Evet, envanter sıkıntısı. Akıl sağlığı sıkıntısı. Bu karakterle kötü olan ne varsa onu yapmak lazım. Ne kadar büyük bir yerde varmışsın sen de. Karanlık. Madem karanlıktan korkmuyorsun, kal karanlıkta. Evet, şunları yiyelim. Evet, ürkünç ürkünç sesler gelmeye başladı. Karnını doyursan. Ne yapmayı seviyorsun acaba? Klasik karanlıkta kalmak istemiyorsun sen de. Evet. Şu level doldurunca acaba daha da gücümüz artıyor mu onu merak ediyorum yani. Yalnız tip çok iyi ya. Hadi bakalım. İlk gecemizi atlatalım. Gün çok kısa. Bakalım devamını getirebilecek miyiz? Akıl sağlığına çözüm bulmamız gerekiyor. Kesinlikle çiçek toplamamamız gerekiyor. Ters tepiyor. Evet, devam devam devam. Yoldan mı ilerleseydik acaba? Klasik domuzlar var. Domuz kral. Farklı farklı yerler vardı. Bunda da vardır herhalde. Şunu yapmak için yapabiliyoruz bir tane taze. Evet, tamam, güzel. Benim ben bir evini. Bu evi kırsak da bir şey olmuyor ki. Sana saldırsak. Cık. Arkadaş, kötü şeyleri de istemiyorsun sen. Nasıl anlaşacağız seninle? Evet, akıl sağlığı dibe vurdu.
Allah Allah, canavar eti falan mı yememiz lazım acaba? Hiç yaratık da bulamadık ki. Bu neymiş bu? Okusak etsek. Evet, şu yoldan gidelim biz en iyisi. Sen de bize saldıracak zamanı buldun ya. Of, akşamları çok karanlık oluyor ya. Haklasak ya. Sen de bu kılıçla kolay kolay ölmüyorsan yani. He, bak onu öldürdük, biraz akıl sağlığı aldık. Kazmamız var mı? Kazmamız yok. Paso, bunları mı öldüreceğiz biz ya? Level atlayınca her şey yenileniyor mu? Öyle olur ya genelde. Biz bu canı nasıl bulduk? Canımız düşmüştü bizim. Oo, bu kılıcın şeyi yok, limiti yok. İşte oradan iyiyiz. Ye dostum. Acaba tek tek karakterlere mi baksak? Böyle bir bölüm mü yapsak? Evet, öyle yapalım ya. Bu karakteri incelemiş olalım. Daha sonra sizin seçeceğiniz, sizin de önereceğiniz bir karakterle başlarız oyuna. Akıl sağlığı sıkıntı. Her zaman sıkıntı olmuştur. Biraz bekletiyor gibi oluyorum ama kusura bakmayın. Yani umarım keyif alıyorsunuzdur siz de izlerken. Hiç değilse size fantastik bir Don't Starve'ı tanıtmış oluyorum. Evet. Play diyelim bakalım. Şunu silelim. Karakter seçimimizi yapalım. Önce bunu seçelim. Şimdi karakter seçimi bu. Bu da çok çabuk acıkıyormuş. Druid güçleri var. Hayvanlar, ağaçlar. Bir de Paladin de deneyelim. Tekrar hani bakalım, oynamış olalım. Ne olacak görelim. Umarım bu defa çok uzun süre bekletmez. Ya ilk açtığımda oyunda farklı biyomlar vardı. Bu sefer onlar çıkmadı. Niye çıkmadı? Hani bilmiyorum. Onu da bir denemiş oluruz şimdi. Ama Kara Şövalye'nde o silahının hani sınırsız olması da güzel bir şey.
Bir de biraz uzun soluklu oynasak o level'ı aldığımız zaman ne oluyor acaba? Ona bakmak lazım. Göstermek adına. Hadi başlat artık. Evet, Paladin. Pala yazalım burada. Tamam dostum. Senin çiçeklere karşı bir garazin yok. Senin de bir silahın var. Oo güzel, bu da sınırsızız. Tipe bak ya. Şöyle yol üzerinden biraz gidelim. Yol kenarında toplayacağımız bir şey olursa toplarız. Farklı yerler var mı? Onlara bakmak istiyorum. Evet, bu arada Hamlet ve Shipwreck'ten sonra tekrar eski dostlarına dönmek de biraz garip ama keyifliydi. İşte bunlardan bahsediyorum size. Of. Ama bu direkt vuruyor. Bundan kaçamıyoruz. Yok, bunlar beni işte, bunları öldürmek biraz sıkar. Şunların tiplere bak ya. Ha, sizler nasıl bir şeysiniz ya? Ben sizden bir kaçayım mı? Yoksa anlaşıldı, siz bana rahatlık vermeyeceksiniz. Tek olsanız belki devam ederdim ama. Evet, arılar agresif. Sakin arı bulmak zor. Baltamız olsun. Evet, bu müziği de özlemişim açıkçası. Gerçekten özlemişim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Oo. Siz beni seversiniz. Şunları alsam. Allah Allah, bu neyin anahtarı? Ha, şurada domuz totosu da var. Onu da almak istiyorum ya. Bu ne? Potion. Aha. Ne kadar can veriyor bunu kesinlikle. Oyunu çok güzel yapmışlar. Acaba biz kendimiz yapabiliyor muyuz? Sanmıyorum yapabileceğimizi de. Hele bunlarla yapamayız. Ha, yerimiz yok. Hay bin kunduz. Bizim kesinlikle bir altın bulup, evet, altın bulup bir makine yapmamız lazım. İlginçmiş. Ha, bulduk bile ya altını. Bizim bahtsız bedeviyle artı bir ne ya? Neyse, Allah'tan yerde var. Uyanma tatlım, uyanma. Oo, burada çok var. Biz gidelim. Senle hiç uğraşılmaz. Evet, çok ilginç bir yerdeyiz. Kuruluruz buraya. Niye kurulmayalım ya? Farklı bir yerde ama. Orklar var. Çok da danırlar mı bilmiyorum. Neye ihtiyacımız var? Sanırım ağaca ihtiyacımız vardır. Yine mi? Ya şu mevsim olayı kötü oldu. Uzun bir gündüzden başlatmaması gerçekten kötü. Evet, nereye alacağız değil mi? Doğru.
Güzel bir soru. Çiçekleri bırak. Şimdi bir ateş yakabiliriz hiç değilse. Ama ilim makinesi için ne lazımdı? Odun ve taş. Bir etraftan çakmak taşı bulmaya çalışalım bakalım. Kazma yaparsak azca da fazlaca taş elde edebiliriz diye düşünüyorum. Biraz daha odun stoklayalım. Seslere bak ya. Size geliyor mu o kadar sesler bilmiyorum ama burada da bir katliam olmuş. Sen burada ne arıyorsun sen? Az önceki sarıklıydı. Bunda sarık yok. Ne iş bunlar? Sana vurunca birisi geliyor. Sen de mi yemek yiyorsun? Vay çakal vay. Bak ya kaçamıyorsun. Aa vurduk öldü. Çok şükür ya. Sana şu an ihtiyacımız yok. Akıl sağlığımız çok az düştü. Yapacak bir şey yok. Şunları öğrensek ne oluyor? Bunları bizim öğrenmemiz hiçbir işe yaramıyor. Neyse boş envantermiş. Devam edelim. Devam edemeyiz. Şuraya bir ateş yakalım. Toplayacaklarımızı toplamaya çalışalım. Şu balığı pişiririz. Evet. 25 500. Bayağı da zor doluyormuş level. Şu eti de pişirelim. Karnımız tok. Bu çok kolay kolay acıkmıyor. Güzel. O yönden fena değil. Bu neyin anahtarı acaba? Evet. Bu tarz şeyler ilginç olmuş oyunda. Bizim kurulacak daha nezih bir yere ihtiyacımız var. Şöyle mi gitsek? Hadi bakalım. Üzerinde de bir zırh var. Bu etkili oluyor mu acaba? Çok uzunsun gece. Evet, bunun zor acıkması harika olmuş. Ağaç kessek güzel olacaktı. Şu olay zaten harika. Bunu daha önce niye yapamadılar bilmiyorum. Yani Wilson sonuçta adam bir şey, yani yapabilecek adam, bunu niye yapamıyor aslında? Pardon. Şuralarda yeni bir şeyler var mı? Aa şunu bir can şey yapalım. Aktif edelim. Oo burası ne? İşte bunlar başa bela. Oo evlerine bak. Oo yarasalar falan da var. Yok ya siz nesiniz böyle? Hadi siz birbirinizi yiyin hadi. Hiç de güzel bir şey çıkmadı sizden. Bunlar daha mı güçlü acaba? Yalnız onlara vurkaç da yapılmıyor ki. Senin tıkır tıkır yürüyüşüne ya. Sen de vur.
Nasıl? Gel buraya. Evet, şundan ihtiyacımız olacak. Ağaç kesmemiz lazımdı. Onu da halledelim. Öyle ilerleyelim. Sonunda bir yiyecek. Hamletten kalma alışkanlık galiba. Şimdi bu çakmak taşlarını da gördüğüm yerde saldırıyorum. Orada biliyorsunuz ki çektiğim videoları izlediyseniz çakmak taşı bulmak biraz sıkıntı. Sende bir değişiklik var mı biyom? Ana nasıl örümcek bunlar ya? Ay sizin ben örümceklerin tiplere bak. Ay Allah ya, yine akşam oldu. Şu domuz totolarından çok koymuşlar. Oo. Ya yürü git. Hemen fulledi. Oo. Şişesi kalsın. Vallahi kalsın şişe. Bu şişeyi nasıl kullanabilecek miyiz acaba? Nasıl tehlikeli bir şey olmuş. Evet. Seni klasik örümcek gibi gösteriyorlar ama sen klasik örümcek değil gibisin. Şöyle haritanın karanlık yerine de kurulmayı çok istemiyorum. Şuraya kurulalım ya. Ne olacak ki? Takım taklavat koyalım. Evet, burası fena değil. Şimdi neye ihtiyacımız var? Taşa. Taş nerede? Dağ kaçtı. Dağ nerede? Ey gidey. Sen de şuraya bir tane kazma yapalım. Evet, bu karakterin çok acıkmayacağına emin olduk. Şu ne, onu hala çözemedik. Bunun akıl sağlığıyla da pek sıkıntısı yok. Taşı koyacak yerimiz yok. Yapabiliyor muyuz? Kaç tane taşa ihtiyaç var? Hayda, bir tane daha. Yine buraya mı gideceğiz ya? Gidelim bari, yapacak bir şey yok. Şu eşyaları da kategorize edebilecek bir şey olsa. Hazırda. Bu aralarında çok sesi çıkıyor ama agresif değiller mi acaba? Daha var mı? Var. Ateş yakabiliyor muyuz? Yakıyoruz. Et de duruyor hala. Kimse yememiş. Bayağı bir düşürüyor. Can da gitti. Burada da ara var.
Şu tarafa doğru mu baksak gelmişken? Ama o tarafta da örümceklere falan yakınız ya. Burada ne var ki acaba? Burada hayat yok, burada savaş yok diye düşünüyorum ama yine son dakika golü. Al baltanı eline, çalış. Artık bilim makinesini yapabiliyoruz. Şunları dikelim. Şey geldi aklıma. Wilson bilim adamı olarak neden bilim makinesine ihtiyaç duyuyor? Ya da bilim makinesini neden diğer karakterlerden daha kolay yapamıyor? Gerçekten bu Clay'nin bazı şeyleri unuttuğunu gösteriyor. Ya da Wilson karakteri daha sonradan çıkmış olsaydı muhtemelen bazı şeyleri bilim makinesi olmadan yaptırırlardı. Evet, bilim makinesini kurabiliyoruz. Burası nereye gidiyor acaba? Ama burada da hayat var arkadaş. Şurada da mağara gibi bir yere bir giriş var. O da enteresan. Oraya da gitmek lazım. Acaba bunda mezardan neler çıkıyor? Yüzük falan çıkar mı? Evet, bu yiyecekler de zor bozuluyor. O da güzel. En güzeli geç acıkıyoruz. Acıkma derdi yok. Karakterin bu yönünü sevdim. Evet, bu karakteri de böyle tanıtmış olalım size. Bunun save'ini silmeyeyim. Kara Şövalye ile akıl sağlığında çok sıkıntı yaşayacağımızı düşündüğümüz için onun save'ini silmiştim. Bunun save'ini silmeyelim. Sizden gelecek yanıtlara göre eğer devam etmemi istiyorsanız bu seriye, bunu seri olarak yapmamı istiyorsanız o zaman seçeceğiniz, söyleyeceğiniz karakter üzerinden devam edebiliriz. Şimdi bir karakter daha tanıtalım. Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum ama çok karakter var. Şu barbarla oynamayı istemiyorum. Bu da çok hızlı acıkıyormuş. Hani %50 hızlı acıkması çok sıkıntı. Yani tekte vurup öldürse bile bence çok mantıklı değil. Druid olabilir. Klerik olabilir. Büyücü olabilir. Büyücünün tipi de süper. Büyücüyle oynayalım. Evet. Açıl bakalım. Hızlı açıl lütfen. Acaba o Monk denilen karakter de nasıl? Hepsini tanıtmak isterdim ama video çok uzun olur. Sıkılır mısınız bilmiyorum. Belki merak ettiğiniz bir karakter olursa onu ayrıca özel olarak gösteririz. Evet. Dedim ki oyunun bazı şeylerini çok ilginç yapmışlar. Bu son oynadığımda şeyi gördünüz ama farklı yaratıkları gördünüz. Ama biyomlara eklenen farklı bir yapılar, farklı tarzlar. Mesela bunda Ork'un evini gördünüz. Ork kulübesi gibi bir şey vardı. Orklar biraz zor ölüyor. Vurkaç yapılamıyor galiba. Denedim olmadı. Hadi açıl lütfen. Evet. Büyücümüzün adı ne olsun? Ne olsun? Gandalf olsun ya. Gandalf'ı da bu işi hallettik ama. Oo, bunları.
Onları öğrenebiliyoruz. Öğrenelim. Şurayı kitap olarak attı. Bunu yaptığımız zaman, bundan da 4 tane olduğu zaman bize bir armor verecekmiş. Peki. Şunu deneyelim. Açalım. Bu et ne etiymiş ya? Bunu. İlginç. Bu zor. Zor bir şey bu. 4'er tane ondan. Biraz zor buluruz. Ayrıca bunları kullandıkça da, learn yaptıkça da şeyimiz arttı. Ne denir ona? 10 tane kül ayarlarız, yakarız bir yerleri. Olabilir. Tamam. Bunları öğrenmiş olduk. Bir dakika, bir gol, bir ne ara çiçek topladık ya. Evet, bunun silahı da bu ama bu bir şekilde bitiyor. Bu da bitmeyeydi. Bitmese güzel olurdu. Bunda nasıl durumlar? Bunda akıl sağlığı 300. Diğerlerinde 300 değildi. Bildiğim kadarıyla değildi. Uzaktan bununla vuruyor olmam çok... Bu nasıl dayanıklı bir şey ya? Yok artık ya. Silahın %22'si gitti. Hadi %20'si diyelim. Bir tanesini güç bela öldürdük. Silah mı çok güçsüz? Bunlar çok güçlü galiba. 25 verdi. Burada bunlar neydi? Köstebek miydi? Köstebekler de var. Evet, devam edelim. Şunları alalım. 1-2 de yemek toplayıp haritayı çok az açmak istiyorum. Neler var neler yok bir bakın alalım. Yoldan hızlıca ilerleyelim. Bu ne? Ya, mağaralara gidiş. Gir bakalım. Topla, ondan sonra gir. Yine akşamlar, geceler çok uzun ya. Vallahi mağara kötüyse hemen çıkmak lazım. Allah Allah. Büyücü dediğin adamın mağarada ışığının yanması lazım asasının. Ama birinci level'ız. Bu hazır büyücülüyken bu level'ını doldurabilir miyiz acaba? 500 yapabilir miyiz ya? Hadi bir mağarayı açacaksın. Acaba mağarada da değişiklikler var, o yüzden mi geç açılıyor? Muhtemelen ondan. Direkt aldık ama meşale için bile malzememiz yok herhalde. Evet, bekliyoruz. Bu
Bu arada Shipwreck maceramız devam edecek. Yarın yine bir video gelecek. Henüz çekmedim ama sizden gelen yorumları okuyup öyle video çekiyorum. Yani seri bir şekilde video çekip gün gün yükleme olayı yapmıyorum. Burası açılmayacak galiba. Valla açılırsa ne hala. Sizi çok fazla da bekletmek istemiyorum ama çok kısa daha bekleyelim. Açılırsa ne hala, açılmazsa artık bir sonraki videoda gösteririm. Yeri gelirse. Dediğim gibi bir de bunu seri olarak çekmemi istiyorsanız yazarsanız çok memnun olurum. Bayağı bir dünyayı daha da zorlaştırmışlar çünkü. Oynaması keyifli olabilir. Evet, açılıyor inşallah. Bir de loading ekranına girdi ya. Hadi, ses de gitti. Evet, dediğim gibi meşale malzemesi bile yok üzerimde. Bunu niye yiyorsun ya? Bunlarla ışık yapılıyordu değil mi? Çok fazla da bilmiyorum açıkçası. Neyse, burayı da böyle bu şekilde görmüş olduk diyelim ama şöyle ilerleyebiliyorsak göstereyim. Gösterme maksadıyla. Oo, burada tentacle'lar var. Kıl mısınız? Nesiniz? Evet. Fantastic Donstar'da bu şekilde size göstermiş oldum. Serinin devamını istiyorsanız dediğim gibi yorum olarak belirtirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.